Hepiniz hoş geldiniz. Bugün İtopya Acıbadem mağazasındayız. Yanımda Kerem Aktürkoğlu var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Bugün İtopya ile birlikte canavar bir, tabiri caizse canavar bir kasa toplayacağız. Seninle oyunlarla aran çok iyiymiş, ben öyle duydum. En çok oynadığın oyun hangisi? Ya eskiden CSGO çok fazla oynuyordum. Şimdi biraz daha Valorant oynuyorum. Arkadaşlarımızla antrenmanlarda, maçlardan vakit bulduğumuz kadarıyla. Stres atmak amacıyla boş zamanlarda oynamaya çalışıyorum. Peki stres atabiliyor musun? Ya biraz stres atamıyor. Stres daha fazla oluyor ama olsun. Oyun oynayanlar bilir. Stres atamazsın, stres sahibi olursun daha fazla ama eğleniyorum, eğlenmeyi seviyorum. Böyle vakit geçirmeyi seviyorum. Süper. Ama bilgisayar oyunlarıyla aran iyi diyebiliyorum. Tabii yani tabii. Sadece CS, Valorant değil, farklı bir ekibiniz var o ekiple birlikte. Aynen, sürekli oynamaya çalışıyoruz işte farklı oyunları. Denemeye çalışıyoruz. Gayet güzel oluyor. Süper. Bugün de burada gerçekten güzel bir sistem. Ben öncesinde baktığım sisteme, canavar bir sistem. Birazdan Ali'yi de davet edeceğim. Yanımıza o bize burada nasıl bir sistem kuracağımızı anlatacak, söyleyecek. Bakın. Hangi parçaları koyacağız, edeceğiz. Hatta dilersen Ali'yi çağıralım. Aralarda biz mağazayı da gezerken, ürünlere bakarken sohbetimize tamam. Devam ederiz. Süper. Ali, hoş geldin sen de. Selamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol, seni sormalı. İyiyim, teşekkür ederim. Bir sistem toplayacağız diye konuşmuştuk zaten. Ben parçalarınızı çoktan ayarladım bile. Öyle mi? Süper. Birlikte şu an parçaları seçeceğiz. Parçalardan ufak ufak bahsedeceğim. Sonra stüdyoda hem sistemi toplayacağız hem de toplu halde bir sistemimize bakmış olacağız. Anakartımız Gigabyte'ın X670 Gaming X AX modeli. Wi-Fi DDR5 bir model. Bu modelin son üzerinde teknoloji. Aynen öyle. Şu an en güncel, en yüksek teknolojilerden bir tanesi. Okay. AM5 soket tipi var. O da en güncel soket tipi. Orada da AMD'nin Ryzen 9 7900X 3D modelini kullandık. X3D, 3D performansının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sen oyun falan oynuyorsun özellikle. Bu da daha yüksek bir performans olduğu anlamına geliyor. Yine en güncel işlemcilerden bir tanesi. Süper. Bunu da hemen kenara koyuyorum. Ve geldik. ekran kartı olmazsa olmazımız. Burada Gigabyte'ın RTX 4090 WindForce modelini kullandık. Şu an güncel alabileceğin en güçlü ekran kartlarından bir tanesi. Oyunda oynasan, yayında yapsan, YouTube'a videoda çeksen, içerikte üretsen her şeyi bununla rahatlıkla yapabileceksin. Yani Valorant oynuyorsan fazlasıyla yeterli olacaktır sana. Canın sıkıldıkça diğer oyunlara da bakabilirsin. Okay. Hemen buradan RAM'lerimizi ve SSD'mizi alıyorum. Burada Corsair'ın DDR5 RAM'lerini kullanmayı tercih ettik. 16x4, totalde 64 GB'lık bir RAM kapasiten olacak. Bu da yine bütün işlemlerini yapmak için yeterli. Bir de burada yine Gigabyte'ın Aorus 1TB'lık M.2 SSD'si var. Yüksek okuma yazma hızları sayesinde çok beklemezsin. Bundan 2 tane kullandık. Yani totalde 2TB'lık bir depolama kapasiten olacak. Fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunlar burada. Şimdi geriye sıvı soğutmamız, güç kaynağımız ve kasamız kalıyor. Onun için de ben yine sizi diğer tarafa doğru alacağım. Şeyi de sormak istiyorum. Ya Valorant oynuyorum dedin. Ben tahmin ediyorum Duelist oyuncusu olduğunu. Yani direkt böyle pataküte içeri giren Reyna olsun, Jett olsun, Phoenix olsun. Sen hangi karakterleri tercih ediyorsun? Evet, daha çok Duelist ajanları daha çok seviyorum. Smoke olsun, Sentinel tarzı şeyler tam benlik değil. O yüzden daha fazla entry karakterlerini oynuyorum. Takım arkadaşlarım bazen benimle gelmiyorlar veya beni öldürüyorlar ama olsun. Dediğim gibi stres atmıyorum, şey daha çok stres sahibi oluyorum. Stres sahibi olmak için birebir yani entry oynamak. Mesela cana ihtiyacım var, Sage ortada yok falan. Ben A site'deyim, Sage B site'de. Şeyler yaşanıyor ya tabii. O smoke'lardan, ben mesela Brimstone oynuyorum. Buradan arkadaşlara da selam olsun. Ya ben smoke'lara çok iyi attığımı düşünüyorum ama onlara göre yok, gap'li atıyormuşum, şöyle oluyor. İlla oluyor böyle. Böyle aşağıya atmışsın, yanlış olmuş falan. Aynen. Ama olsun yine de tabii, rahat oynuyorsundur. Ya oynuyorsun tabii. Futbolun stresinden daha fazla mıdır? Tabii ki fazla değil ya. Öyle bir şey olma ihtimali yok. Futbol daha fazla. Ama dediğim gibi stresi atmak isteyenler için önerilmez. Daha fazla stres sahibi oluyorsun. Doğru. Ama doğru takım arkadaşlarınla oynadığında da onları zaten... Keyif almaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Evet. Amaç en keyif almak. İyi yanından bakacak olursan bu sistem sayesinde artık FPS problemi falan yaşamayacağın evet, için en azından onun stresinden kurtulmuş olacaksın. Bu sefer ben daha erken göreceğim. Herhalde. Aynen öyle. Sen bir adım önde olacağın için bundan sonra önceden 15-20 vuruyorsan şimdi 25-30'lara çıkarsın rahatlıkla olur, diye düşünüyorum. 15-20 azmış ya. En az 25-30. Tahminde bulunuyorum sadece. Sadece tahminde bulunuyorum. Abi ben buradaki evet, parçalarımdan burada da bahsedeyim. Kuvvetli bir işlemcimiz var demiştik. Bu işlemciyi serin tutmamız gerekiyor. Onun için de Corsair'ın H150 RGB sıvı soğutmasını kullanıyoruz. 360'lık bir sıvı soğutma. Bu işlemcimizi serin tutmak için fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunu hemen bir kenara ayırıyorum. Burada sistemimize güç verecek parçamız yine Corsair'ın RM1200X Shift
güç kaynağımız var. Bu sistemi beslemek için fazlasıyla yeterli olacak. Yine son nesile uyumlu olduğu için ekstra kablo falan da kullanmanıza gerek kalmayacak. Süper. Bunu da aldım. Bunları da buraya kenara koyuyorum demiştim ama onları da şöyle yine Corsair'ın IQ 5000T bu güzel devasa hoş görünümlü kasasında topluyorum. Bundan sonra sadece kurulumla stüdyomuza gideceğiz. Montajımız yapılacak. Daha sonrasında bilgisayarı şöyle karşımıza alacağız. Sen de bir ilk göz göze gelme anını yaşarsın bilgisayarla. Ondan sonra orada parçalardan daha detaylı bahsederiz. Süper. Sistemimiz hazır olmuş olur. Vallahi tamam. Harika. Bence teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Yani 40-50'ye çıkabilir. Belki hani o 50, kil sayıları falan. 50 biraz iddialı ama. Orası ya sistem yeterince yardımcı olacak. Gerisi söyleyebilirim. Gerisi sende. Ya şey gibi güzel bir krampon gibi aslında yani. Evet. Aynen öyle. Bakalım ama yetenek yüksek olduktan sonra. Yüksek elolarda tabii ki herkes sen iyi olduğu sen bilekten için yana çok problem yaşamazsın diye tahmin ediyorum. CS ile aranması Counter Strike'la. Ben asıl oyuna CS ile başladım oyun hayatıma. CS'yi daha çok seviyorum. Şu an Valorant oynuyorum ama. Arkadaşlarım daha fazla Valorant oynadığı için biraz Valorant'a geçiş yaptım. Yeni jenerasyon, yeni dünya orası. Normalde CSGO işte benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Duyduğum kadarıyla senin bir Faceit geçmişin de var. Evet. Faceit'te bayağı derecesi de falan da var. Level 10 gördük mü? Evet, 2750'ye kadar çıkmıştım. Yani var. Ondan sonra bırakmak zorunda kaldım. Video bitince oyuna giriyoruz değil mi? Girelim hemen girelim. Taşınmaya ihtiyacım var benim. Bizim boostlar sevindiririz. Olur. Yani Kerem gerçekten yani sahada olduğu kadar oyun ya dünyasında da bayağı hem yetenekli hem de dışarıda sosyalleşmek biraz daha zor olduğu için atıyorum tabii ki geziyoruz yemek yemek için falan dışarı çıkıyoruz ama stres atmak veya böyle keyif almak için evde vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Bundan dolayı da bilgisayar oyunlarını tercih ediyorum diyebilirim. Süper. Mantıklı bir seçim. O zaman dilerseniz stüdyoya geçelim. Aynen. Evet şimdi de canavarın yanına geldik. Aynen kasamız toplandı. Süper. İlk bakışta daha gücü vermedik ama ne düşünüyorsun? Valla görüntü olarak çok güzel. Zaten performans olarak da çok güzel olacağını biliyoruz. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Dilersen buradan direkt kasaya hayat verecek tuşa basabilirsin. Tamam, basalım. Görüntü, görüntü. Sıvı soğutmanın çalışmaya başladığında gelen o hafif ses. İçinde renkli renkli, gayet güzel. RGB, ve RGB zaten vazgeçilmezi bir şey. Olmazsa olmazı ya. Akşam karanlıkta oynadı. Bu arada customize de edilebiliyor değil mi? Mesela örnek veriyorum, sarı kırmızı da yapabiliriz bunu. Tabii bu yani şeyleri, bunları Corsair'ın IQ uygulamasından istediğin gibi ayarlayabilirsin. Tamam, biz oradan devam ederiz. Onu bana öğretin, ayarlayın. Sadece sarı. Arada şey adam vurunca kırmızı yanıyor falan böyle. Yapılıyor diyebiliyorum. Bayağı teknik şeyleri var, detayları var. Kendin istediğin gibi customize edebiliyorsun. Süper. Sarı kırmızı yapmak senin için çocuk oyuncu alacak. İkisini sarı, ikisini kırmızı falan öyle diyebilirsin. Süper. Şeye geçmeden önce hani biraz teknik bilgiye geçmeden önce ben şeyi sormak istiyorum. Senin Valorant'ta iyi bir derecede olduğunu duydum. Onu da burada paylaşmak çok isterim. İmmo'yum. Immortal şu an. Kaç? 1, 2, 3? Ya ben 3'e kadar çıktım da şu an arkadaşların oynuyor. Şu an Immo 1'im. Immortal 1. Bunların üstü arkadaşlara sallamadığı söz konusu yani. Yani biraz buradan Kerem'in diğer azizliğine uğruyoruz ara sıra ama hepsiyle o seviyedeyiz hepimiz zaten. Onların üstü şey zaten değil mi? Hani Radiant olarak yatıyor artık. Ondan sonra onun üstü yok yani. Ondan sonra e-sporcu oluyorsun. Ama o kadar olamayız canım yani. Yavaş. Harcam diyor. Çok yani basit, şimdi başarılı bir sporcusun. Ama bu adam her spor dalında da başarılı olmalı mı yani? Bir de onu sorgulayalım. Hani futbolda başarılısın. Yok ben burada Kerem'in mütevazını veriyorum. O gençlerin önünü açmak için o radyanta çıkmıyor bence. İki işi bir arada yapamıyor. Bizi orada harcarlar. 15-16 yaşındaki çocuklar bazen geliyor zaten. Bunlar çok iyi oynuyorlar yani. Bayağı iyi oynayan evet. Biz biraz yaşlandık böyle bizim refleksler. Ben zaten kendisine de teklif ettim. Yani kısa zamanda oynayacağız. Çok merak ediyorum. Belki ileride yayını da açmaya başlar. Belli olmaz bakalım. Yani 3-4 sene sonra. Bu sistem ne? Neden olmasın? Bu sistem oyun. Belki daha da bambaşka bir sistem kurarız. Halimize belki yardımcı yaparız. Olur. Olur. Belki evet yaparız. İtopya ile birlikte böyle bir canavar bilgisayar topladık. İstersen bir özet geçelim. Neler var içinde? Öncelikle işlemciden başlayayım anlatmaya. İşlemcimiz AMD'nin Ryzen 9 7900X 3D modeli. Kendisi 12 çekirdekli 24 iş parçacığına sahip kuvvetli kasır modellerden bir tanesi. Ve bu işlemciyle zaten canavar gibi olduğu için bütün işlemlerini rahatlıkla yapacaksın. Oyunda oynayacaksın, yayında yapacaksın. Yani yapmak istersen tabii ki. Bir zorlama yok burada kesinlikle. İstediğin bütün işlemleri rahatlıkla yapabilirsin. İşlemciyi geçmeden direkt olarak sıvı soğutmaya geçeyim. Çünkü işlemci çok kuvvetli haliyle yüksek performansla çalışacağı için
serin bir şekilde çalışabiliyor olması lazım. Hı hı. Orada da Corsair'ın H150 RGB 360'lık sıvı soğutmasını kullanmayı tercih ettik. Bu sıvı soğutma işlemcimizi serin bir şekilde çalıştırmak için yeterli olacaktır. Çünkü uzun oyun seanslarına girmiş olacaksındır diye tahmin ediyorum. Yani böyle tabii bir o. Valorant'ta ben kasmaya çalışırken bir 6 saatlik... O kadar vaktim olmuyor. Olmuyordur diye tahmin ediyorum hem zaten. Hem maçlardan hem antrenmanlardan boş bulduğum vakitlerimde 2 saat ister. Benim o kadar yani maksimum. Tamamdır. Fazlasıyla yeterli. Yetiyor, tamam. Fazlasıyla yeterli olacaktır o zaman. Hemen oradan da anakarta geçeyim. Anakartımızda Gigabyte'ın X670 XAX modeli. Sondaki AX Wi-Fi olduğu anlamına geliyor. Yani Wi-Fi 6 kullanabiliyorsun bu anakartta. Yani sen tamamen son teknoloji bir sistem toplamak için yola çıktın ve iyi parçalarla da devam ediyoruz şu anda. RAM'lerinden bahsedeceğim. RAM'lerimiz Corsair'ın DDR5 RAM'leri. 16x4, totalde 64 GB'lık bir RAM kapasiten var. Sağlam bir performans var yani burada. Anlayacağım. Boşuna sen canavar demedin herhalde. Gör, kesinlikle o canavar tabirinin hakkını veren sistemlerden bir tanesi bu. Canavarın yani en önemli parçası. Ekran kartı. Beni en çok heyecanlandıran birisi o. Hemen geleceğim. Ekran kartından önce minik bir de minik ama işlevi bayağı kuvvetli olan bir ürünümüz var. O da M.2 SSD. Burada iki tane kullandık biz. Gigabyte'ın, Aorus'un 1 TB'lık M.2 SSD'sinden 2 adet kullandık. Totalde 2 TB'lık bir kapasiten olacak. Bunu da oyunlarını falan yüklemek için fazlasıyla yeterli bir alanın var. Okay. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yüksek süper. Okuma yazma hızları da işte oyunlarda yükleme ekranlarında çok bekliyorsun. Genelde oyuncular bunlardan şikayet ediyorlar. Ama yüksek okuma yazma hızları sayesinde senin o bekleme ekranlarında bekleyeceğin süre en minimuma düşecek. O yüzden diğerlerinden her zaman bir adım önde olacaksın. Evet. Onun garantisini verebilirim. İnstallok yapabileceğiz o zaman. Aynen. İnstall objeti ilk sen alacaksın emin ol yani. O zaman en çok beklediğimiz parça ekran kartı. Burada da Gigabyte'ın RTX 4090 WinForce modelini kullanmayı tercih ettik. Başındaki RTX ibaresi gerçek hayattaki ışık ve ışın kırılmalarının oyunlarında destekleyen uygulamalarında birebir aynı şekilde görebileceğin anlamına geliyor. Yani inanılmaz bir görsel şölen yaşayacaksın. Bu anlamda zaten ışın izleme teknolojisi olarak geçiyor. Bunun yanı sıra bir de DLSS teknolojisi var. Bu da yapay zekayla pikseller oluşturuyor. Senin görüntü kaliteni bozmuyor ama performansını yukarıya çıkartıyor. Yani sen zaten ağırlıklı olarak Valorant oynuyorsun. Valorant'ı çok rahat oynayacaksın ama bunun dışında AAA böyle aşırı yüksek donanım isteyen oyunları bile Cyberpunk mesela rahatlıkla oynayabileceksin. En üst seviyede oynayabilirsin. Aynen öyle. Son olarak da sistemimizi içerisinde topladığımız güzel kasamız ve sistemimize hayat veren güç kaynağımız var. Güç kaynağından başlayayım. Burada Corsair'ın RM1200X Shift modelini kullanmayı tercih ettik. Bunun dışında bir de kasamız var. Kasamızda Corsair'ın IQ5000T modeli. Zaten görüyorsunuz yani ekran kartı devasa bir boyutta olmasına rağmen kasanın içerisinde hala yer var. Evet, yani kocaman. Büyük bir kasa, hava akışı kuvvetli, o yüzden sistemin serin çalışmasına olanak sağlayacak. Sonuç olarak ortaya çıkıyor. Canavar dediğimiz kadar varmış gerçekten. Ağzına sağlık bu arada. Umuyorum evet. Seni de mutlu etmiştir elinize bu kasa. Sağlık gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi performans olarak da en iyisi olacağını hepimiz biliyoruz. Emeğinize sağlık. Aynen öyle. Buradan İtopya'ya da çok teşekkür ederiz. Böyle bir kasa hazırladıkları için bize. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Her bizi zaman. Burada ağırladınız. Öncelikle zaten Kerem Aktürkoğlu'na burada bir teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Videomuzu şeref verdin, onur verdin ve güzel bir de bilgisayar toplamış olduk sana. Buradan Varsal'cığım son bir söz sana da. Yani artık bu bizi taşıman için yeterli olur diye düşünüyorum. Akşam giriyoruz değil mi bu üçlü? Instalog'u ben atarım. Ondan sonra karışmam gerekiyor. Ben Jet'ini al, ben Rain'i alırım. Abi sen Smoke alırsın. Ben Sage ile Cypher'ı ben bulurum. Tamam, aynen olur. Ben tamam. Smoke, ben Brimstone'la takılırım. O zaman Immorash diyoruz hepimiz. Aynen, Immorash. Immorash, aynen öyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.